Valla patlar şarkı. Şu şarkının sadece şarkı kısmını keselim. Yayından sonra ben arabada eve giderken dinleyeyim bunu. İpek Ergüneş, Çanakkale'den. İpekçim, iyi geceler. Alo, iyi geceler. İyi geceler, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, kremim gelsin. Alo. Siz burada mısınız? Evet, İpekçim, tanıt bize kendini. Neler yapıyorsun? Ben Çanakkale'deyim. Birinci sınıfta okuyorum. 18 Mart Üniversitesi'nde. Hangi bölümdesin? Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde okuyorum. Evet, güzel. Biz evet. Buradan beğendik okuduğum bölümü, sevdik. Devam, aynen de. Var mı konuklarımıza soruların? Evet, var. Evet. Ben bütün konuklara sormak istiyorum. Şu anda hani kendilerini diğer insanlardan farklı gördükleri bir özellikleri var mı? Diğer insanlardan farklı. Kendilerini diğer insanlardan farklı gördükleri bir özellikleri var mı? Benim diyor. Hiç yok. Sadece mesleklerimiz ayrı. Biz kameranın önünde, siz arkasında. İnsan olarak ve yaratılmış olarak hiçbir farkımız olmadığını düşünüyorum. Evet. Siz? Normal, klasik bir cevapla. Hiç soruyu... de bile. Onun dışında yani başkalarından falan, ya şunu iyi yaparım, bunu daha farklı yaparım. Şöyle yapalım. Ama işte mesleki fark dedim zaten. Ha, mesleki fark dedim. Mesleki farklılıklar. Yani insan olarak bir parmak izimiz bile birbirinden farklı. Doğru. Elbette ki her şeyimiz farklı ama insan olarak dediği için ben onun altını çizerek cevap verdim. Peki hüner olarak diye sorayım size. Var mı diğerlerinden farklı olduğunu hissettiğim bir nokta başkalarından? Best model. Best model, evet. Yani. Ama ikinci. ben de ikinci. Birinciden evet. Farklı evet. Mesela gördün ikinci. Var mı öyle bir... Ya başka hiçbir özelliğimiz yok. Gülben Hanım'ın dediği gibi aslında. Yani biz de sizin gibi bu tarafta oturuyoruz. Arka tarafta çalışıyoruz. Yukarıdan izliyorduk sizleri, enerjinizi görüyoruz. Yani bizim sizden başka ekstra yakınımız aslında hiçbir şey yok. Şu an sadece buradayız. Biz de evime gideceğiz, biz de yatacağız, biz de uyuyacağız, biz de kalkacağız. Yani gerçekten öyle bir şey oluyor mu sizce? Bak bunu işte mesela... Bu gerçekten böyleyse vallahi pes. Eve gidiliyor. Ünlü halinizle yatılıyor, uyunuyor bir de ya. Vay arkadaş ya. Herkes gibi ya normal. Bütün ihtiyaçlar falan da aynen yani her şey. Sıkıntı. Var mı bir farkınız gece yatıp uyumak dışında herhangi başka bir şey dışında? Şunu iyi yaparım dediğim bir şey. Yani iyi dans ettiğini biliyoruz mesela. Teşekkür ederim. Farklı dans ettiğini. Öyle mi? Evet. Oo çok iyi. Gerçekten acayip iyi dansçıları yani. Bence benim kadar da iyi dans edebilir bir sürü insan ya. Çok biz, da iyi değil. Biz onunla o biraz büyüdükten sonra Star TV'de, eski Star TV'de ben bir yarışma yapıyordum. yarışma ucunda 1 milyon vardı ya, hatırlıyor musun evet. Yarışmayı? Nasıl hatırlıyorsun? Ben hatırlamıyorum yarışmayı. Kibarlıktan. Kibarlıktan evet dedin. Hatırlaman imkansız çünkü bir kere mi ne yayınlandı? Ne soruyorsun hatırlıyorsun diye o zaman ya? Ayıp olmasın diye. Klip klip çekmişsin işte sen, ayıp olmasın diye. Sen izliyorsun ama sen gece yatıp uyuyorsun sen izlemezsin onu bir şey. Keşke ben de hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Var mı ucunda 1 milyon? Ben hatırlamıyorum sana kibarlık olsun diye dedim ucunda öyle. Ucunda 1 milyonu hatırlayan var mı? Yok. Hatırlamıyoruz. Orada 10 tane hostesim vardı. Peki de sevgili Demet'ti. Aç kalmayayım diye aldı beni. Ne yapalım? O kadar zor. Bizim orkestralara yapmıştık. Yarışmanın adı ucunda 1 milyon var. Soru soruyoruz ucunda 1 milyon var. O kadar ucundaymış ki kimse alamadı. Yani kimse yarışmayı bitirmek zorunda kaldı. Ekin sessiz sakin misindir? Nasılsındır kardeşim sen? Genelde yani. Abi bırak da biraz heyecanlanayım ya. Gerçekten bırak biraz heyecanlanayım. Duyabildiniz mi? Ha? Bir şey duydunuz mu? İçine konuşuyor adam. Evet ses tonumdan dolayı. Dışarı herkese anlat bize ne var? Ya yaptığımız iş dışında başka bir şey yok. Daha önce yani konuk oldum diyemeyeceğim. Konuk olmaya çalıştım ama almadınız beni. Yıllar önce. Ya böyle bir şey de. Aynen öyle. Dök içini dök. Ne oldu? Müzik kime? Ona mı bana mı? Hangimiz o müzik? Acınacak durumda hangimiziz şu anda? Bu arada konuk dedim, seyirci olarak. Bir dakika. Konuk etmek konuk gelmek için almadık öyle seyirci mi? Seyirci olarak evet. Seyirci olarak gelmek istemiş. O söylenmez ki yayında böyle bir şey. Ama sen çocuğa dök içini yüksek sesle konuştuğun için çocuk da döküverdi. Seni o gün için. Almamamız hata değil. Bugün almamız hata. Yani.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.